hemşerim göndermesin ya, zahmet etmesin. Gönderin filan dedi. Ha, gönderin falan dedi. Yalnız konuyu açtın, iyi oldu da. Şimdi dinleyicilerimizden bazıları, ya Allah Teala razı olsun, gönüllerinden kopuyor falan, biraz sayısın kayısıydı, erikti falan gönderenler oluyor. O yolda hoşaf olup geliyor. Onu unutmamalı. Ondan sonra bazen yoğurt gönderenler oluyor. Üzüm gönderen oluyor. Ha, üzüm yaş olarak gönderenler İyi oluyor. Muhafazalı şeyler bazen şey uygun kutular oluyor onlar için, hususi yapılmış olan. Hatta Akşehir'den bir hemşehrimiz var da, Akşehir'ler geç Konya'yı izlemezler ama duymasınlar. Yine de hemşehriniz yani. Yine de hemşehrimiz. Bizim de hemşehrimiz sayılır. Çünkü orada Nasihattin Hoca merhum var, Allah-u Teala şefaatine nail eylesin. Bir gün böyle konuşurken hani mesleği et ekmekmiş. Dedi çok güzel oluyor falan. Dedim inanmam. Niye dedim, tatmadım ki dedim. Bizimki de zevzeklik oldu. Estağfurullah. Hocam dedi göndereyim. Ya etme eylemedim, bir tek bir gönderilir. O tarafa yolunuz düşerse gidersiniz artık. Şimdi o tip şeylerde, o da aynı şekilde zayi oluyor, israf oluyor. Şey yapılması falan. Öyle zahmet etmesinler. Hani onu, o konuyu. Hele hele başmakçı da yumurta göndermeye kalkmasınlar. Burada var zaten başmakçı yumurtası. Yolunu kesiyor yani. Yolunu geliyor kesiyor. İstanbul'da. Sucuk da var. Sucuk da var. Allah Teala razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz latife ediyoruz. Yani bazı dinleyicilerimiz onu ciddiyete alıyor falan. Ya Allah Teala razı olsun. Gönüllerden aynı şekilde kopuyor. Yani şey yapıyor falan. Biz herhangi bir şekilde kimseye gönül koymayız. Biz sadece sahih oluyor. Hani bazılar diyor ki ya işte bir göndermek istedik de kabul mü etmiyorsun, beğenmiyor musun diye gönlün, öyle bir şey değil. Hayır hayır. Niyetimiz ve şeyimiz o değil. Onu açıkça ifade edelim. Allah Teala hepsinden razı olsun. Gönderenden de göndermeyenden de. Bazıları mesela imkanları yoktur, dua ediyor. Cenab-ı Hak razı olsun, biz de ediyoruz. Hele riyaden yapılan dua kabul olur. Biz de mesela evet, stüdyoda ikimiziz, birbirimizi görüyoruz ama şu anda yüzlerce binlerce bizi dinleyen var. Ama biz namazlarımızın arkasında dua ediyoruz. Ha, duam çok makbul oldu. Hayır. Emir olduğu için yapıyoruz. Ve Resulullah Efendimiz kıyamen yapılan duanın makbul olduğunu da bildirmişlerdir. Mesela kitaplarda namaz ibadeti olsun, diğer ibadetler de olsun, hep şartlarını bildirmişler. Farzlar var, sünnetler var, vacipleri var. Ondan sonra müfsitleri var. Bunlar hep anlatılmış. Ve ondan sonra da buyuruyorlar ki bunlara uyularak yapılan ibadetin, yani alınan abdestin, alınan guslün, kılınan namazın, tutunan orucun, verilen zekatın kabul olma ihtimali yüksektir. Peki efendim kabul olmuş diyemez miyiz? Hayır diyemeyiz. Allah rahmet eylesin Emre abiler. Zaman zaman böyle toplantılarda anlatırken anlatıyorlardı. Mesela Anadolu'da yaygındır. Yüzünü gören cennetlik ya. Yüzünü gören cennetlik, o söz biraz sakil bir söz. Yani bir yüzünü görünce falan. Evet hani niyet o değil. Yani onu görünce cennetlik olunmuyor. Yani ahirete gittin de göremiyorduk falan filan. O şekilde bir manayla söylüyorlar falan. Ama mümkün mertebe söylememeli. Ya bu işte cennete girmeyecek diye kim girecek falan sözlerini söyleyenler. Ben duydum çünkü böyle söyleyenleri. Bu yanlış. Çünkü Allah rahmet eylesin Emre abiyle kitaplarda o yazıyordu. Anlatırken buyuruyorlardı ki, yani bir kimsenin namazının kabul olduğu, ondan sonra zekatının kabul olduğu, cennetlik olduğu nas ile bildirilir. Nas ne demek? Nas, ayet-i kerime hadis-i şerif olacak hakkında demek. Mesela aşereyim beşere diyoruz. Bunları kesin. Allah Teala bildirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala bildirdi. Siz dedi 10 kişiye. Tak 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 tak. Bir kitapları da aşereyim beşere diye geçti bu. Eshab-ı kiramdan bazıları da Hazreti Vahşi için amcam Hazreti Hamza ile Miraç gecesi kol kola cennete girerken gördüm. Bazılar için cennet işte falan zata aşıktır. Yani bu şekilde böyle ifadeler geçiyor. Ama %100 bu cennetliktir diyebilmek için Allah'tan bildirmesi gerekir.
Mesela verilen sadaka kabul olmuştur tabii ya. Nereden biliyorsun? Hani bir savaşta, harpten önce ordunun yemeği ihtiyaçlarını şey yapmak için herkes elinde olandan getirsin. Eshab-ı kiramdan da bir zat, bir avuç hurma. Ya bir avuç hurma saysan 10 tane eder etmez o kadar bir şey. Ama o var. O var. O var. Diyor ki bu kadar vardı. Toplanan hurmaların en üstüne koy buyurdular. Resulullah Efendimiz vahiy geldi. Allah'tan münafıklar çünkü Eshab-ı kiramın cesim münafıklar. Dediler senin bir avuç hurmayla ordu mu doyar falan filan diye dedikodu yapmaya başladılar. Vahiy geldi. Ben onu verdiğini kabul ettim. Bitti. Mesela şeyde mektubatta yazıyor. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geliyor. Bilal Habeşi radıyallahu anh hazretleri işte artık doğuştan mı sonra mı kazanı geçirdi. Şın harfini telaffuz edemiyormuş mübarek. Ezan-ı Muhammed'i okuyor ya. Eşhedü diyemiyor. Eshedü diyor. Sinle söylüyor onu. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamberimiz buyuruyor ki Allah-u Teala Bilal'in sinlerini şın kabul ediyor. Sen otur kendine. Tamam. Ya kabul edildi onunki. Orayı kesiyor zaten Allah Teala. Kesiyor. Dedikodu falan filan yapacaklar. Ya işte şeyleri şey söylüyor falan. Bitiyor. Kesiyor yani. Onun sinlerini şın kabul ediyor buyuruyor Allah Teala. Sen şinin kralını söyle. Şinin kralını söyle artık. Dolayısıyla hakkında vahiy olmadığı müddetçe bir kimse hakkında bu cennetliktir. Bunun ibadeti %100 kabul olmuştur denmiyor. Onun için de kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri mesela saadeti ebediyle namaz için, gusül için, abdest için, zekat için, oruç için, usul için neyse ibadetler için, alışveriş için şartlar bildirilmiş. Niye öğreneceğiz bunları? Ha, biz bu şartlara uygun yapacağız. Ve kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Şartlarına uygun yapılan ibadetlerin, taatların kabul olma ihtimali yüksektir. Şeylerde duada. Efendim benim duam kabul olur. Söyle bakayım sana ne dua edeyim falan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ha bazılarını Allah-u Teala imtihan eder. Mesela bir dua eder hakikaten kabul olur falan. O da onu aynı şekilde kendinden bilirse, kendi imtihan edildiğini anlamazsa tepetaklak olur gider. Onun için hani bir hadise var onu da anlatıvereyim de özür dileriz. Evliyadan bir zat işte dergahta böyle talebeleri şey yaparken bir talebesinin birisi gelmiş demiş efendim demiş izin verirseniz. Benim işte iki dönüm demiş tarlam var. Bir dönümü de demiş sizin niyetinize şey. Çok böyle ısrarlı olunca kırmamış talebesini. Peki evladım demiş ek benim adıma da ek. Gidiyor hakikaten bir dönümüne kendi adına öbür dönüme kendi adına. Bahar olmuş bakmış ki kendi adına ektiği yer böyle çok güzel. Fakat kocası adına ektiği böyle. Yer. Yani kuruyor hiçbir şeycik yok. O zat demiş ki evlat demiş bizim adımıza da ektin bir görelim bakalım demiş. Yani talebe geliyor böyle utana sıkıla falan diyor. Hangisi bizim evlat diyor. O iyi olan tarafı göndermiş. Burası efendim demiş. O zat çok üzülmüş. Böyle üzgün görünce hocasını demiş efendim niye üzüldünüz? Evladım demiş biz dünyayı terk ettiydik. Bu demiş nasıl oldu? Bizimkine demiş iyi olmaması gerekirdi. Olmaması gerekirdi. O zaman talebe demiş efendim demiş ben utandım demiş. Bunu ben kendim için ektim burasını burasını da sizin için. Ha şimdi oldu buyuruyorlar tamam mı? Ha şimdi oldu. Dolayısıyla yani onlar hallerini biliyor. Ha, onların gönüllerinden geçen de Allah-u Teala kabul ediyor. Fakat ona rağmen bile %100 değil diyor. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.